Merhaba sevgili izleyicilerim. 360 derece kanalına hoş geldiniz. Sizi geçmişe götürmeme izin verin dostlarım. 70 yıllarım Hüseyin, hayır dostum. Tamı tamına 66 milyon yıl öncesine kadar. Zaman makinesiyle saat eder olsaydık, ulaşım aracını sık sık değiştirmek zorunda kalırdık. Mezoik çağ olarak bilinen, her yerin ağaçlarla, böceklerle kaplı olduğu, hayvanlar ve kuşların çeşitli olduğu bir döneme gidiyoruz. Bu çağda sürüngenler hakim oldu ve her türden dinozor tarafından yönetildi. Daspletorus ve T-Rex gibi etobur canavarlar ve Cortosaurus ve Anchirotops gibi otoburlar vardı. Spinosaurus gibi deniz canlılarını korkutan canavarlar ve her yerde uçabilen pterosaurlar vardı. Quetzalcoatlus gibi uçan bir dinozorun boyu zürafa kadar olabiliyordu ve kanat açıklığı 12 metreydi. Sürüngenlerin altın çağında yüzlerce tür yaşadı. Bazıları yüzdü, bazıları yürüdü, bazıları uçtu. Canlı yaşam ve renklerle dolu kadim bir cennetti. Ta ki küçük bir tenel değişine kadar. Eğer bir dinozorun her gece gökyüzüne baktığını varsaysaydık bir yıldız görürdü. Bu muhtemelen gökyüzündeki ayın ikiziydi. Yıldız haftalar geçtikçe büyümeye ve parlamaya daha da devam etti. İlk hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta. Yıldız gökyüzünde ikinci bir küçük ay gibi belirdi ve sonra aniden ortadan kayboldu. Ertesi gün yeniden ortaya çıktı ama parlamaya ve büyümeye daha da devam etti. Dinozorlar onun büyümediğini, yaklaştığını anlayana kadar. Asteroid, sesinden 60 kat daha hızlı bir şekilde atmosfere nüfuz etti. Meksika'nın Catan Yarımadası'na yakın bir sahile doğru ilerleyen Everest'ten büyük asteroid, atmosferi geçerek dünyaya çarptı. Asteroidin dünyaya ulaşması sadece 2 saniye sürdü ve her şey sonsuza dek değişti. Dinozorlar Meksika'nın üzerinde bir ışık topu gördüler. Asteroid okyanus kıyısına çarpıp buharlaştı ve aynı anda ateşlenen milyarlarca nükleer silaha eşdeğer bir enerji üretti. Patlamadan kaynaklanan termal radyasyon ışık hızıyla hareket etti ve 1500 km yarı çapındaki her şeyi anında yaktı. Çarpışma nedeniyle yer kabuğu asteroidin altından sıvı gibi fırlayarak 25 km derinliğinde ve 150 km genişliğinde dev bir krater bıraktı. Okyanus yüzlerce kilometre geriye çekildi. Yer kabuğu eski yerine geri döndüğünde ise 10 km uzunluğunda bir dağ oluştu. Asteroidin 60 katı büyüklüğündeki bir malzeme patladı ve havaya uçtu. Bu çatışmanın şiddeti Meksika körfezinde olmasına rağmen birkaç dakika içinde tüm gezegeni etkiledi. 11 şiddetinde bir deprem oluştu. Bu yeryüzündeki herhangi bir canlının şahit edebileceği en şiddetli depremdi. Deprem o kadar güçlüydü ki araştırmalar Hindistan'daki dev volkanik dağları sarstığını ve 30 bin yıl boyunca devam eden volkanik patlamalara neden olduğunu gösteriyor. Bu patlamalar Hindistan yüzeyinin yarısını lavlarla kapladı. Başka bir araştırma ise yanardağların asteroid nedeniyle patlamadığını ancak aynı dönemde meydana geldiği için dinozorların işini daha da zorlaştırdığını öne sürüyor. Bekleyin, büyük bir sürpriz daha da var. Okyanustaki su eski yerine geri döndüğünde 1 kilometre falan tsunami dalgalığı oluşturdu. 1 kilometre Burj Khalifa'dan daha uzundur. Burj Khalifa yaklaşık 800 metredir. Bu dalgalar saatlerce devam etti ve en kötüsü henüz gelmedi. Atmosfere nüfuz eden maddeler dünyanın etrafında dönmeye başladı. Bu kayalar atmosferi geri döndüklerinde son derece sıcaktı ve dünyaya geri çarptıklarında dünyayı fırına çevirdi. Burada iki teori var. Ya hava birkaç dakika içinde yüzlerce dereceye kadar ısındı ya da bir dakikada 1000 dereceye kadar ısındı. Ama her iki durumda da hayvanlar ve bitkiler yandı. Yanmaktan kurtulmanın tek yolu diri diri gömülmek ya da bir mağarada saklanmaktı. Yangınlar tüm dünyaya yayıldı ve aylarca devam etti ve dünyayı ateş gezegenine çevirdi. Neredeyse tüm dinozorlar yanarak veya boğularak öldü. Güneş ışınlarını engelledi ve dünya zifiri karanlığa gömüldü. Dünyayı yakan alevler gezegenin ışık kaynağı haline geldi ve fotosentezle hayatta kalan bitkilerin de son umudunu öldürdü. Yangınlar sona erdikten sonra sıcaklıklar düşmeye başladı ve dünya onlarca yıl sürecek bir kışa girdi. Ama maalesef yeryüzündeki türlerin %75'i yok oldu. Bu teori Nobel Fizik Ödüllü Profesör Luis Alvarez ve jeolog oğlu Walter Alvarez tarafından öne sürülen dinozorların neslinin tükenmesine en yakın teoriydi. O bilim insanları dünyada nadir bulunan ve uzaydan gelen iridyum adlı bir maddenin devasa toprak tabakası yanı sıra aynı döneme ait yangınlar ve enkazlarla ilgili başka kanıtlar da bulunuyor ve dinozorların hazırlıksız yakalandığı sonucuna da vardılar. Bu olay
160 milyon yıldan daha fazla süren bir çağın sonunu getirdi. Yıllar geçti ve yok oluşun ardından hayat yeniden canlandı ve milyonlarca yıl akıp geçti. Dünya, dinozorları görmeyen ve onların varlığından haberi bile olmayan yaratıklarla doldu. Ancak gezegen, sürüngenlerin çağlar boyunca sürdürdüğü hakimiyeti asla unutmadı. Vücutlarının çoğu çürüdü ve varlıkları sona erdi. Ancak bazı cisimlerin su altında korunması gerekiyordu. Daha sonra toprak, kum ve volkanik kül üste birikmişti ve bu çökeltilerin üzerine daha fazla katman birikmeye devam etti. Zamanla bu kaylar kaya gibi sertleşti. Yeraltı sularında bulunan mineraller ve çökeltiler, vücutları ve kemiklerini sızarak mineralizasyon adı verilen bir süreçle onların yerini aldı. Bu, kemikleri kemik şeklindeki kayaları dönüştürdü. Daha sonra depremler kayaları kırar, yağmur toprak erozyonu neden olur ve bu da gezegenin sırlarının birinin açığa çıkmasına yol açar. İnsanlar bu büyüklükteki iskeletleri gördüklerinde bunların yeryüzünde yaşayan canavarlar, taş canavarlar ya da tek yüzlü devler olduğunu düşündüler. İlk Fosil Avcısı kitabının yazarı, antik Yunanların Protoceratops gibi hiçbir insanın görmediği bir canlıların fosillerini bulduğunda bunun kartal başlı bir aslan olması gerektiğini tahmin ettiklerini ve Griffin efsanesini anlattığını söylüyor. Eski Çinliler bu fosilleri gördüklerinde onlara ejderha kemikler adını verdiler ve bu fosilleşmiş dinozorlar ejderha efsanesini oluşturdu. Özellikle bu iskeletlerin yağmur ve fırtınalardan sonra çıkması, onların gökten düşen ejderhalar olduğunu inanılmasının neden oldu. Dinozor gibi yaratıkların burada yaşayıp sonra öldüklerini hayal etmek o kadar zordu ki, beynin bunu işlemesi zordu. Sanki bütün bunlar bir kurgu gibiydi. Günler geçti ve bilim gelişti. 17. yüzyılda İngiliz doğa bilimci Robert Plot bir dinozorun uyluk kemiğini buldu. Böylece olağanüstü bir sonuca vardı. Bu kemiğin geçmişte yaşamış bir canlıya ait olduğunu ve onun bedeni olduğunu söyledi. Bu açık görünebilir ve daha önce söylenmesi gerekirdi. Ancak bu ejderhalar veya taş canavar değil, geçmişte yaşamış olan bir yaratığın iskeletiydi. Ve bu da çok önemli bir keşifti. Plot, kemiğin Kartaca'da Romlulara karşı savaşan Hannibal ordusundan dev bir file ait olduğunu düşündü. Ancak kafa karıştırıcı bir soru vardı. Eğer bunlar Hannibal ordusundan dev bir file ait bir kemikse, Kuzey Afrika'dan Britanya adalarına nasıl gelmişlerdi? Daha sonra geri döndü ve cevabın mantıklı olmadığını söyledi. Bunun yerine Tevrat'ta adı geçen Goliath gibi dev bir kralın kemiği olduğunu düşündü. Her neyse, Robert Plot'un bulduğu dinozor kemiği kayboldu. Ama asistanı onu doğa tarihi kitabında belgeledi. İllüstratör Michael Burgess onu tanımlayıp kodlayabilmemize yetecek kadar ustalıkla çizdi. Bir asır sonra İngiliz tarihçi Richard Brooks onu gördü ve dino kemiğinin bu kısmına insan testislerinin ilk bilimsel adını verdi. Tanımadığımız, görmediğimiz canlılara ait fosillerle uğraşıyorduk. 1815'te Oxford'da bir jeolog olan profesör, gezilerinin birinde bir hayvanın kemiklerini keşfedip çenesini, dişlerini ve uzuvlarını inceledikten sonra neredeyse gerçek olan ilk tanımı verdi. Dinozorların soyu tükenmiş dev etobur sürüngenler olduğu sonucuna vardı ve ona Megalosaurus adını verdi. Bu büyük kertenkele anlamına gelen Yunanca bir kelimedir. Bu dinozorlar hakkında bilgi sahibi olmamızdan ve dinozor kelimesinin icat edilmesinden önceydi. İngiliz biyolog Sir Richard Owen bu fosil ailesini gruplandırıp onları korkunç kertenkeleler anlamına gelen dinozor adını verdi. Çağının bilim insanları gibi o da bunun eski bir sürüngen türü olduğunu düşündü. Bu sürüngenlerin devasa boyutları dışında başka bir özellikleri yoktu. Bu da dinozorların yavaş, aptal ve soğukkanlı yaratıklar oldukları anlamına geliyordu. Ve bu da hayatta kalamayacakları için nesillerinin tükendiği hakkındaki ilk izlenimdi. Bizim gibi memeliler ise şu anki gezegenin hakimleriyiz. Dinozorların nesli tükenirken memelilerin hala hayatta olması gezegene hakim olduğumuzu gösteriyor. Dinozorlara yönelik bu duygu insanın egosunu ve gezegene hakim algısını arttırdı. Ve bu yüzden dinozorları kolayca öldürebilen Dev Goril King Kong gibi filmler yapıldı. Dinozor terimi daha sonra keşfettiğimiz gerçeklerden çok uzak olsa da modası geçmiş ve kaybolmuş her şeyi tanımlamak için kullanılırdı. Dinozor çağında memeliler bir hiçti. Mezoik çağda hava her zaman sıcaktı.
ve bu da sürüngenlerin daha cilt gözeneklere sahip olması nedeniyle yayılmalarını ve vücutlarının ısı sırasında daha su kaybetmesine olanak tanıdı ve suyu vücutlarında tutacak böbrekleri vardı. Denizollar memelileri korkuttu. 165 milyon yıl boyunca. Liakanodon huy gibi bir kemirgen, fare benzeri bir yaşam tarzıyla dinozorun dünya üzerindeki egemenliğinden kaçmaya çalıştı. Geceleri dışarı çıkıp ağaçlara tırmanmak veya kosturukudu gibi yüzmeyi öğrenmek ve böcekler, tohumlar, ağaç gövdeleri ve yemişlerle beslenmek zorundaydılar. Bu ikinci sınıf yaratıkların ilk kez biraz özgürlüklere kavuştukları asuretin dinozorları yok etmesiydi. Bu bastırılmış yaratıklar bir sabah dışarı çıktılar ve gezegeni boş buldular. Uzun nesiller boyunca uyguladıkları zorlu yaşam tarzları onların hayatta kalmalarını sağladı. Asteroid dünya şarttıktan sonra deliklerinden dışarı çıktılar ve ölü dinozorların arasında yiyecek aradılar. Dinozorlar sadece büyük değildi, aynı zamanda akıllıydılar. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, T-Rex'in babunlardan daha fazla 3 milyar sinir hücresine sahip olduğunu kanıtladı. Bu onun mutlaka aptal bir hayvan olduğu anlamına gelmiyor. Bazı bilim insanları onun esnek algılama ve uzun yaşam ile akıllı olduğunu düşünüyorlar. Ancak o zamanlar zeka kazanının belirleyici bir faktörü değildi. Dinozorların güçlü noktası devasa boyutları ama aynı zamanda zayıf noktası onun yok oluşu sebebiydi. Bu dev dinozorlar her türlü zorluğa dayanamadı. Küçük boyları ve zayıflıkları memelilerin hayatta kalmalarının anahtarıydı. Ancak asteroid dünyaya çarpmasaydı dinozorların nesli tükenmezdi. Belki de bu durum dinozorlara karşı bir tür kıskançlık yarattı ve onları uyum sağlayamamakla suçlamaya başladık. Şimdi ise onları hayata geri döndürme konusunda takıntılıyız. Güzel oldukları için değil, onları hayvanat bahçelerine koyup besleyebilmek için. Ancak dinozor fosilinde DNA bulmak mümkün değildir. Yaratık öldükten sonra DNA ayrışmaya başlar. Elde etmeyi başardığımız en eski DNA yalnızca 700 bin yıllık bir atın DNA'sıdır. Zaten DNA'yı bulmak klonlamanın en kolay adımıdır. Devamlılığı ve genetik çeşitliliği sağlamak için hala DNA'yı alıp canlıya yerleştirmemiz ve binlerce başka DNA daha bulmamız gerekiyor. Bir dinozoru klonlamayı başarsak bile günümüz şartlarında hayatta kalamaz. Oksijen ve CO2 seviyeleri farklı, sıcaklıklar da farklı. Vücut enzimleri ve sindirim sistemi artık var olmayan bitki ve canlıları sindiriyordu. Fosiller onları hayata döndürmeden şekillerini, renklerini ve yaşamlarımızı belirlememize olanak sağladı. Bu hayal muhtemelen şu an yaşadığımız yıllarda gerçekleşmeyecek. Bu cümlenin bağlam olsun ya da olmasın alındığını ve ardından bilim insanlarının ilk dinozoru klonladığı videoyla yan yana koyduklarını hayal edin. Bir zamanlar bilim hakkında ne kadar yanlış düşündüğümüzden bahsedeceklerdi. Peki bütün bunları sadece birkaç kemikten nasıl bilebiliyoruz? Şekilleri, renklerin, davranışları, peki bütün bunları sadece birkaç kemikten nasıl çıkarabiliyoruz? Dostum sana şunu söyleyeyim. Bazen fosillerin üzerinde deri dokusunun izleri bulunur. Mesela T-Rex'in derisi gibi. Leonardo da Brachylophosaurus gibi bir dinozorun tüylerini keşfettiler. Hayatta dinozorların isimlerini telaffuz etmekten dahi şeyler de var. Ya da Nodosaurus'un zırhı gibi veya Psittacosaurus'un taşlanmış tüyleri gibi. Bazı fosillerde buldukları parçaları eksik parçalarla kullanarak eksik parçaların nasıl uyduğunu belirliyorlar ve kemiğin üzerinde kasın bağlandığı yeri görebilirler. Bu da kas dokusunun şekli hakkında bize fikir verir ve iskeleti dayanarak dinozorun şeklini oluştururuz. Bu olağanüstü bir mühendislik çalışmasıdır. Ancak bu bilim insanların işi değil, paleo sanatçıların işidir. İmparator ejderha dinozorunun derisinin tüylü olduğunu nasıl bildiler? Devasa bir dinozorun nasıl tüyleri olabilir? Görünüşe göre o zamanlar tıraş bıçakları yoktu. Neden kılları, küpleri veya balık gibi pulları olduğunu söylemiyoruz da tüyleri olduğunu söylüyoruz? Dostlar, saçlı fosiller de kalmaz ve dinozorların bu şekilde göründüğünü göz ardı edemeyiz. Ve tüylerin uçmada ikinci bir faktör olduğunu ve asıl işlevinin ısıtmak olduğunu unutmayın. Küçük T-Rex'in muhtemelen kalın tüyleri vardır. Ama yaşlandıkça tüylerinin çoğu düşer. Neden kürk olmasın? Kürk daha mı iyi ısıtırdı? Penguenler buz üzerinde yaşamıyor mu? Neden hala tüyleri var da kürkleri yok? Tüylerin ne kadar izole edici olduğunu görmek ister misiniz? Mesela şu yüzen kuşlara bakın. Tüyler
sıcaklık dışında başka işlevlerde de kullanılabilir. Mesela bazı dinozorlar tüylerini yumurtalarını korumak için kullanmış olabilirler. Dinozorun tüyleri hakkında nasıl bilgi sahibi olduklarını merak ediyor olabilirsiniz. Dinozorların tüylerinin üzerinde melanozom adı verilen pigment hücreleri vardır. Bu hücreler fosilleşti ve desenlerinden hayvanın rengini anlayabiliriz. Örneğin Bahrelipelta'nın üst kısmının kahverengi, karnının ise daha açık renkli olduğunu gösteren melanozomlar vardır. Melanozomlar bulunamazsa bilim insanları yaşayan turunlarına bakarak belirler. Ve burada da filogenetik parantezleme diye bir yöntem kullanılır. Evet, kuşlar dinozordur. Tavuklar da dinozordur. Yani bir avuç tahminle dinozor şeklinde oluşuyorlar. Misal, bir timsaha baktığınızda çift çene bulursunuz. Ama daha önce hiç timsah görmeseydiniz ve sadece kemiklerini görmüş olsaydınız çift çeneli olduğunu tahmin etmek zor olurdu. Bu dinozor sanatçılarının bazen yaptığı bir hatadır. Dinozorları sadece iskeletlerini göre çizerler. Ancak vücutlarının yağlı olduğunu göz ardı ederler ve uygun dinozorlar çizerler. Bu çizim yöntemine küçültme denir. Tüm mamutların derisinin altında yağ bulunur. Hayvanları sadece iskeletlerine göre çizersek, kurbağa, deniz aslanı ve balina farklı görünürdü. Fosiller hakkında hala keşfedecek çok şey var. Ama sorun şu ki, neyi bilmediğimizi bilmiyoruz. T-Rex'in kocaman dişleri olan bir tavuğa benzeyeceğini göz ardı etmeyin. Bu durum birçok filmi mahvederdi. Yani insanların tavuktan kaçtığı bir filmi izlersek inanması zor olurdu. Ancak bu tavuk ve onun dinozor dostları insanların muhtemelen başaramayacağı bir başarı ve üstünlük sergilediler. Dinozorlar 165 milyon yıl boyunca süren bir çağda yaşadılar. Ama insanlık tarihi 300 bin yılı bile bulmayan bir süredir var. Bu gezegenin yaşına oranla çok kısa bir süredir. Dinozorlar asteroid olmasaydı hala gezegenimize hükmedir olacaklardı. Ancak doğaya karşı zayıf kalırlardı. Araştırmalar asteroidin dinozorları en görkemli oldukları dönemde yok ettiğini kanıtladı. Dinozorların hayatı ve kaderi kalıcılık ve süreklilik yansımasını çürütüyor. Son olarak da eğer YouTube'daysanız kaynaklara bakmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.